Merhaba sevgili seyirciler, ben Özgür Çetin. Bu rehber videomuzda TikTok anında mesajlaşma uygulamasının özelliklerine göz atıyoruz. Anında mesajlaşma özellikle akıllı cep telefonlarının gelişmesiyle birlikte hayatımıza giren kavramlardan bir tanesi. Önceleri SMS ile yaptığımız aslında bu iletişimi artık bu uygulamalar yardımıyla gerçekleştiriyoruz. TikTok'ta yine benzerlerinde olduğu gibi mobil cihazlar üzerinde mesaj alışverişi yapmamızı sağlayan bir uygulama. Temelde bu işleve sahip. Yine bunun yanı sıra uygulamanın farklı özellikleri de bulunuyor. Örneğin grup mesajlaşma yapabiliyorsunuz. Birden fazla kişiyle aynı anda mesajlaşabiliyorsunuz. Benzer şekilde fotoğraf gönderme, dosya gönderme, dosyalarınızı bilgisayarla kendiniz arasında, kendi cihazınız arasında paylaştırma gibi fonksiyonları bulunuyor. Bu uygulamanın aynı zamanda bir de Windows işletim sistemine sahip bilgisayar sürümü de bulunuyor. Bu sayede bilgisayardaki bir dokümanınızı cep telefonunuza veya cep telefonunuzdaki bir dokümanı da bilgisayara aktarmada gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani iki taraftan da hızlı bir aktarma yapılabiliyor. Uygulamanın hem Android hem de iOS versiyonu bulunuyor. Ve istediğiniz telefonunuz hangi işletim sistemini kullanıyorsa bu uygulamayı kurarak da yine hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Gelin şimdi hep beraber uygulamaya detaylıca göz atalım. TikTok uygulamasını Android ya da iOS işletim sistemini kullanan cep telefonumuza ücretsiz olarak yükleyebiliyoruz. Biz Android üzerinde bir gösterim yapacağız. Uygulamayı Google Play Store'dan yükledikten sonra hemen ana sayfamızdan gelip ikonuna tıkladığımızda sayfamız açılıyor. Burada arkadaşlarımızın bulunduğu birimi görüyoruz. Hemen burada birçok arkadaşımız, kontak listemizde yer alan arkadaşlarımızı yine buradan görüyoruz. Burada uygulamanın önemli özelliklerinden bir tanesi, diyelim ki ilk yaptığımız iş tabii ki her zaman olduğu gibi mesajlaşmak. Burada bakın, istediğimiz bir arkadaşımızın üzerine tıkladığımız zaman hem profil resimlerini görüyoruz hem de ücretsiz çağrı da yapabiliriz arzu edersek veya sohbette gerçekleştirebiliriz. Örneğin ücretsiz çağrıyı deneyelim. Melis, sesim geliyor mu? Melis, nasılsın? Teşekkür ederim. Bir deneme yapıyoruz şu anda. TikTok üzerinden konuşuyoruz seninle. Bunun yanı sıra kişilerle mesajlaşma da gerçekleştirebiliyoruz. Merhaba diyoruz. Evet, bu şekilde metin tabanlı sohbet yapabiliyoruz. Ayrıca istersek burada hazır olan etiketlerden istediğimizi de gönderebiliyoruz. Bakın burada ikonlarımız var. Bu ikonları göndererek çok eğlenceli, bakın burada ilet diyoruz ve bu şekilde eğlenceli mesajlar da gönderebiliyoruz. Öte yandan uygulama üzerinden farklı türde paylaşımlar da yapabiliyoruz. Bunun için hemen mesajlaşma ya da sohbet sayfasındaki sol alt köşede bulunan artı simgesine tıklıyoruz. Burada paylaşımlarla ilgili seçeneklerin tamamını görebiliyoruz. İlk paylaşım seçeneğimiz tabii ki fotoğraf paylaşımı. Galerimizdeki fotoğraflarımızı yine buradan paylaşabiliyoruz. Bunun dışında ses kaydı paylaşabiliyoruz. Bir ses dosyasını telefon üzerinden kaydedip karşı tarafa iletebiliyoruz. Konumumuzu paylaşabiliyoruz. Konum bilgimizi onayladıktan sonra gönderebiliyoruz. Adres defterimizdeki herhangi birini, istediğimiz bir kişinin bilgilerini karşı tarafla yine paylaşabiliyoruz. Facebook ile ilgili paylaşımlar da burada yine yapabiliyoruz. Bunun için Facebook'a login olmamız gerekiyor. Aynı zamanda yine istediğimiz kişiyle bir dosya, indirdiğimiz dosyaları da burada yine bu menüden paylaşabiliyoruz. Bunun yanı sıra uygulamanın bir diğer özelliği ise grup chat de yapabiliyoruz. Yani grup mesajlaşma da yapabiliyoruz. Birden fazla arkadaşımızla sohbet edebiliyoruz. Bu önemli bir özellik. Bunlar yanı sıra baktığımızda kulüpler özelliği bulunuyor. Kulüp özelliğinde özel bir kulüp kurup sadece istediğimiz kişileri bu kulübe davet ederek veya davet edildiğimiz bir kulüpte paylaşımlarda bulunarak çevremizi geliştirebiliyoruz, genişletebiliyoruz. Oldukça da eğlenceli. Elim burada yeni bir kulüp kuralım mesela. Katılımcılara davet gönderilsin diyoruz. Burada kulübümüze bir isim veriyoruz. Kulübü tanımlayabiliyoruz ve birçok işte resmini seçebiliyoruz buradan. Şu an ekranda gördüğünüz üzere. Bir sürü seçeneklerimiz de bulunuyor. Daha sonra kulübü oluşturarak kulüp üzerinden de arkadaşlarımızla sohbet edebiliyoruz. Bunlar dışında örneğin mesaj geldiği zaman yine üst menüde bakın. Gelen mesajları da yine bu şekilde hemen hızlı bir şekilde görebiliyoruz. Bu arada yazılımın bir diğer farklı özelliği ise genelde rakiplerinde bulunmayan bilgisayarla mobil cihazlar arasında dosya transferi yapabilme. Bu eğer bilgisayar uygulamasını, yani Windows
işletim sistemi bilgisayarınıza yükleyeceğiniz yine ücretsiz bir uygulamayla bu telefonunuz ile bilgisayar arasında bildiğiniz dosya transferi yapılabiliyor. Bu dosya transferin bir içerik olarak bir sınırı yok. Yani Word dokümanından tutun da JPEG fotoğrafa, bir müzik dosyasına, hatta çok büyük boyutlu olmamak kaydıyla video dosyasını da yine bu ekran, bu özellik yardımıyla paylaşabiliyorsunuz. Güzel bir fonksiyon. Kendi kendinize yollayabiliyor olmanız da önemli bir özellik olduğunu belirtmekte fayda var. Burada kendi kendinize mesaj da gönderebiliyorsunuz, dosya da gönderebiliyorsunuz. Bu güzel ve faydalı bir özellik olduğunu belirtelim. Bu rehber videomuzda size TikTok ile ilgili bilgi verdik. Farklı bir rehber videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.